Gılgamış Destanı, The Epic of Gilgamesh, Tablet 11. Büyük Tufan. Gılgamış ona, uzaktaki Utnapiştim'e dedi. Utnapiştim, sana bakıyorum. Biçimin başka değil, benim gibisin. Evet, benden ayrı değilsin, benim gibisin. Senin yüreğin savaş için yaratılmıştır. Nasıl oluyor da böyle sırt üstü yatıyorsun? Anlat. Tanrıların toplantısında yaşamı aramaya nasıl karar verdin? Utnapiştim ona, Gılgamış'a dedi. Gılgamış, sana gizli bir şey açayım. Tanrıların gizini söyleyeyim. Şuripak, bir senin bildiğin bir kent, Fırat'ın kıyısındadır. Bu kent çok eskiden varken, tanrılar bu kentin yanındaydılar. Tanrıların aklına bir tufan yapmak geldi. Bunların babaları soylu Anu, hükümdarları Yiğit Enlil, büyük vezirleri Ninurta, su yolcuları Ennagi ve Bilge Ea da onların toplantısında yer aldı. Ea, tanrıların verdikleri kararı kamıştan bir çite anlattı. Kamış çit, kamış çit. Duvar, duvar. Kamış çit dinle, duvar anımsa. İki şuripaklı Ubartutu'nun üç oğlu evi sök. Bir gemi yap. Serveti bırak. Yaşamı ara. Mülkten nefret et. Canını kurtar. Canlı yaratıkların her türünden geminin içine yükle. Yapacağın geminin her yanı uyumlu bir ölçüde olsun. Onun eni ve boyu bir ölçüde olsun. Yağmura karşı onun her yanına bir çatı kur. Ben bunu anlar anlamaz Ea'ya, efendime dedim. İyi, anlaşıldı efendim. Şimdi bana ne dedinse iyi dikkat ettim. Ben yapacağım. Fakat kent halkı ve yaşlılar sorarsa ne diyeyim? Ea konuşmak için ağzını açıp bana, kölesine dedi. Be adam, insanlara şöyle dersin. Sanırım Enlil benden nefret etmeye başladı. Bunun için sizin kentinizde artık kalmayacağım. Enlil'in toprağına artık ayak basmayacağım. Apsu'ya 4 inmek istiyorum. Orada beyim, yanın yanında kalacağım. Ea, üzerinize bir bereket yağmuru yağdıracaktır. Bundan sonra tufan, kuşların saklı yuvalarını ve balıkların sığınaklarını size getirecek ve bol ürün alacaksınız. Bulutları güden bey, üstünüze gerçek bir buğday yağmuru yağdıracaktır. Halk çevresine toplandı. Bundan sonraki 4 satırda yaşlıların ve gençlerin gemiye gerekli gereçleri taşıdıkları anlatılmaktadır. Küçük yavrular bile gemi için zift taşıyorlardı. Güçlü erkekler gemiye yedek kereste getiriyorlardı. 5. günde geminin kaburgasını oluşturdum. Geminin temeli, omurgası, 1 iku 5 genişliğindeydi. Kenarları küpeştesi, 2 kez 10 kamış 6 yüksekliğindeydi. Üst güvertesi de alt güverteye tümüyle eşitti. Bunun da her yanı 2 kez 10 kamış uzunluğundaydı. Bundan sonra geminin dış yüzünü, bordasını hazırladım ve onları boyadım. Gemiyi 6 katlı yaptım. Geminin alt ve üst güvertelerini 7 bölüme ayırdım, ambarını da 9'a böldüm. Ortasına da su kazıkları çaktım. 7 güzel kürek seçtim. Ve geminin yedeklerini ambara koydum. Eritmek için kazana 21.600. Zift döktüm. 8 bunun yarısını saf zift olarak gemiye sakladım. Tekneciler gemiye 10.800 şırlık 9'u getirdiler. Bunun 1/3'ü peksimet kızartmak için harcandı. 1/3'ünü de gemici sakladı. İşçilere çok sığır kestim ve her gün koyun boğazladım. Ustalara ırmak suyu gibi bira, rakı, şırlık ve şarap akıtıldı. Bunlar Nevruz Bayramı'na benzer bir bayram kutladılar. Ustayı yağlamak için kendi elimi de bulaştırdım. Gemi 7. günde tamam oldu. Gemiyi kızaktan indirmek güç oldu.
Çünkü geminin üçte ikisi suya girinceye dek onu kızak üzerinde aşağıdan ve yukarıdan itmek zorunluluğu vardı. Elime geçen her şeyi içine yükledim. Elime geçen her gümüşü içine yükledim. Elime geçen her altını içine yükledim. Bütün soyumu, sopumu ve kavmimi gemiye bindirdim. Yazının yabanıl, yazının evcil hayvanlarını ve bütün ustaları gemiye aldım. Şamaş bana bir süre verdi, bulutları güden, akşamleyin bir buğday yağmuru yağdıracak diye. O zaman gemiye bin ve kapını, lumbar ağzı, kapa diye. Bu süre yaklaştı. Bulutları güden, akşamleyin buğday yağmurunu yağdırıyordu. Ben havanın yüzüne baktım. Hava bakılmayacak kadar korkunçtu. Ben geminin içine bindim ve kapımı kapadım. Gemici Pusurya Muri'ye gemiyi yaptığından dolayı sarayı her şeyiyle teslim ettim. Artık gökten kara bulutlar yükseldi. Bulutların içinde Adad 10 gürledi. Şullat ve Haniş 11 tanrıların kafilesini çekiyorlardı. Saray uluları bunların peşi sıra dağları ve ovaları aşıyorlardı. Büyük Ira 12 bütün bentlerin kazıklarını çekti. Ninurta da ilerleyip büyük havuzun sularını boşandırdı. Anundaki tanrıları meşaleleri yukarı kaldırıyorlardı. Tanrıların saçtıkları ışın ülkeyi kızıla boğuyordu. Fırtına tanrısının saçtığı yalım gökyüzünü yalıyordu. Bütün güneşin ışıklarını kararttılar. Büyük fırtına ülkeyi bir çanak gibi parçaladı. Bir gün karayel esip hepsini sildi süpürdü. Sonra birdenbire Poyraz esip ülkenin altını üstüne getirdi. Rüzgarlar insanların tepesinde savaş edercesine çarpıştılar. Kimse kimseyi göremiyordu ve gökten bakılınca insanlar tanınmıyordu. Tanrılar bile tufandan korkarak geri çekildiler. Ve göğün en yüksek katına kadar çıktılar. Tanrılar orada bir köpek gibi kıvrılmışlardı. Göğün en son eteklerinde büzülüp yatıyorlardı. İştar çocuğuna ağlayan bir ana gibi bağırıyordu. Tanrıların Ecesi güzel sesiyle hey diyordu. Yazık o güne. O gün çirkef olsun. Benim Tanrılar Meclisi'nde kötülük buyurduğum o gün. Ben nasıl oldu da Tanrılar toplantısında kötülük buyurdum? Nasıl oldu da insanları yok etmek için bu savaşımı buyurdum? Benim sevgili insanlarım denizi balıklar gibi doldursunlar diye mi doğuyordu? Anunnaki tanrıları onunla birlikte hey ediyorlardı. Onlar yerlerinde ağlayarak oturuyorlardı. Dudakları çatlamıştı ve ağızlarından buhar çıkıyordu. Fırtına ve tufan 6 gün 7 geceyi geçti. Fırtına yurdu silip süpürüyordu. Artık 7. gün gelince tufan fırtınası savaşımı durdurdu. Önceden dalgaları bir ordu gibi birbiriyle savaşan deniz şimdi dinginleşti. Kötü rüzgar dindi ve tufan sona erdi. Havaya baktığım zaman ortalıkta sessizlik vardı. Ve bütün insanlık çamur olmuştu. Suyun bastığı yüzey dümdüzdü. Bunun üzerine hava deliğini açtığım zaman güneşin sıcağı burnumun kanatlarına vurdu. Diz çöküp oturdum ve ağladım. Gözyaşlarım burnumun kanatlarından akıyordu. Sonra ufuklara bakarak denizin kıyısını aradım. Her yana 12 kez 12 defa bakınca denizden bir ada yükseldi. Sonunda gemi Nissir 13 dağına oturdu. Nissir Dağ gemiyi tutup onu sallanmaya bırakmadı. 1. gün, 2. gün Nissir Dağ gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. 3. gün, 4. gün Nissir Dağ gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. 5. ve 6. gün Nissir Dağ gemiyi tuttu ve onu sallanmaya bırakmadı. 7. gün gelince dışarı bir güvercin çıkarıp uçurdum.
Güvercin gitti, geldi. Onca konacak bir yer belli olmayınca geri döndü. Dışarı bir kırlangıç çıkarıp uçurdum. Kırlangıç gitti, geldi. Onca konacak bir yer belli olmayınca geri döndü. Dışarı bir karga çıkarıp uçurdum. Karga gidip bir keliği 14'ü gagaladı. Bundan sonra 4 rüzgar yönüne her şeyi dışarı salıverip bir kurban kestim. Dağın tepesinde bir tütsü sungu hazırladım. Artık 7 ve Nis 7 sungu küpleri yerleştirdim. Bu küplerin taslarına güzel kokulu kamış, katran sakızı ve mersin kokusu, mirte döktüm. Tanrılar bu güzel kokuyu aldılar. Tanrılar kurban verenin tepesinin üstünde sinekler gibi toplandılar. Büyük tanrıça oraya gelir gelmez. Kendi zevki için yaptığı büyük gerdanlığı yukarı kaldırdı. Siz oradaki tanrılar, ben boynumda taşıdığım bu gerdanlığın taşlarını nasıl unutmuyorsam, bu günleri de sonsuza dek anımsayacağıma ve asla unutmayacağıma ant içerim. Bütün tanrılar bu güzel koku sungusuna gelsinler. Ama Enlil bu sunguya gelmesin. Çünkü körü körüne tufan yaptı ve insanlarımı yıkıma uğrattı. Enlil oraya gelir gelmez gemiyi görünce öfkelendi. İgigi tanrılarına son derecede kızdı. Buradan bir can kurtulmuştur. Bu yıkımdan kimse kurtulmamalıydı. Ninurta konuşmak için ağzını açtı ve Enlil'e, Yiğit'e dedi. Böyle bir şeyi yağdan başka kim bulup düşünebilirdi? Her beceriyi, her hileyi yalnızca Ea bilir. Ea konuşmak için ağzını açtı ve Enlil'e, Yiğit'e dedi. Ey tanrıların büyük üstadı, ey Yiğit Enlil. Ah nasıl olur da sen körü körüne tufan yaptın. Onun suçunu suçluya yüklet. Kelepçesini gevşet ki etini kesmesin. Yine kelepçesini çek ki daha gevşek olmasın. 15 senin yaptığın bu tufan yerine bir aslan kalkıp insanları azaltsa daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine bir kurt kalkıp insanları azaltsaydı daha iyiydi. Senin yaptığın bu tufan yerine veba tanrısı kalkıp insanlara bulaşsaydı daha iyiydi. Ben büyük tanrıların gizini açığa vurmadım. Aklı pek çok olana bir düş gösterdim. O böylece tanrıların gizini öğrendi. Şimdi onun için bir karar vermek sana düşer. Enlil geminin içine binip elimden tuttu ve beni karaya çıkardı. Kadınımı da çıkarıp yanında diz çöktürdü. Alınlarımızı elledi ve aramızda durarak bizi kutladı. Utnapiştim, bundan önce bir insandı. Fakat şimdi Utnapiştim ve kadını bizim gibi tanrılar olsunlar. Utnapiştim otursun. Uzakta ırmakların denize döküldüğü yerde. Enlil'in bu sözlerinden sonra beni aldılar ve uzakta ırmakların ağzına oturttular. Şimdi sana tanrıları kim toplayacak? Aradığın yaşamı nasıl bulacaksın? Haydi 6 gün ve 7 gece uykusuz kal. O dizlerinin üstüne çömeldiği yerde uyku ona sis gibi yavaş yavaş soluğunu verdi. 16 Utnapiştim ona karısına dedi. Adama bak. Yaşamı istiyordu. Uyku ona sis gibi yavaş yavaş soluk verdi. Karısı ona Utnapiştim'e dedi. Sen onu elle de adam uyansın. O geldiği yoldan esenliğe geri dönsün. O çıktığı kent kapısından ülkesine varsın. Utnapiştim ona karısına dedi. İnsanoğlu kötüdür ve o sana kötülük eder. Haydi onun günlük ekmeklerini pişir ve her gün başucuna koy. Uyuduğu günleri de duvara çiz. O onun günlük ekmeklerini pişirdi ve her gün onun başı ucuna koydu. Uyuduğu günleri de ona imledi. Birinci ekmeği kupkuruydu. İkincisi büzülmüştü. Üçüncüsü yaştı. Dördüncü ekmeğin kabuğu ağarmıştı.
Beşinci ekmek küflenmişti. Altıncı ekmek pişmişti. Yedinci bu anda adamı elledi ve o uykusundan irkilip uyandı. Gılgamış ona, uzaktaki utna piştime dedi. Beni uyku basar basmaz, sen durmadan beni elledin ve sen beni uyandırdın. Utna piştim ona, Gılgamış'a dedi. Haydi Gılgamış, günlük ekmeklerini say. Ve işte şu duvar, sana uyduğun günlerin sayısını göstersin. Birinci ekmeğin kupkurudur. İkincisi büzülmüştür. Üçüncüsü yaştır. Dördüncü ekmeğin kabuğu ağarmıştır. Beşinci ekmek küflenmiştir. Altıncısı pişmiştir. Yedinci, bu anda sen uykudan irkilip uyandın. Gılgamış ona, utna piştime dedi, bana yardımcı kal. Nereye gideyim? Bütün organlarımı kötü ruhlar kapladı. Yatak odasında ölüm bekliyor. Neye baksam, o ölümdür. 17 utna piştim ona, gemici Uşanabi'ye dedi. Uşanabi, denizin rıhtımı seni aldatsın. İki kıyı arasında gidip gelen gemi senden nefret etsin. Her zaman erişmek istediğin denizin kıyısından her seferinde yoksun kal. Buraya getirdiğin adamın gövdesi kirden kabuk bağlamıştır. Giydiği post bedeninin güzelliğini bitirmiştir. Uşanabi, onu alıp yıkanacak yere götür. Kutsal bir rahibin yıkanması gibi onun kabuk bağlayan kirini suyla yıka. O sırtındaki postu atsın ve deniz onu götürsün. Onun güzel bedeni parlasın. Yepyeni olsun başındaki külü. Bir kaftan giymiş olsun. Görkemli bir giysi. O ülkesine giderken, yürüdüğü yol boyunca, yurduna varıncaya dek kaftanı tiftiklenmeyip yepyeni kalsın. Uşanabi onu alıp yıkanma yerine götürdü. Kutsal bir rahibin yıkanması gibi, onun kabuk bağlayan kirini suyla yıkadı. O sırtındaki postu attı ve deniz onu götürdü. Onun güzel bedeni parladı. Yepyeni oldu başındaki külü. Bir kaftan giymiş oldu. Görkemli bir giysi. O ülkesine giderken, yürüdüğü yol boyunca, yurduna varıncaya dek kaftanı tiftiklenmeyip yepyeni kaldı. Gılgamış ve Uşanabi gemiye bindiler. Gemiyi dalgaya kaptırarak sürüp gittiler. Karısı ona, uzaktaki utna piştime dedi. Gılgamış geldi, yoruldu, güçlük çekti. Ona ne verdin ki o yurda dönüyor? Fakat o Gılgamış, geminin küreğini kaldırdı ve gemiyi kıyıya yanaştırdı. Utna piştim ona, Gılgamış'a dedi. Ey Gılgamış, geldin, yoruldun, güçlük çektin. Sana ne verdim ki yurduna dönüyorsun? Gılgamış, sana gizli bir şey açayım. Ve hiç kimsenin bilmediği biricik otun yerini sana söyleyeyim. Bu ot tıpkı deve dikenine benzer ama dikenleri gül dikeni gibi keskindir, yaklaşına batar. Sen bu otu eline geçirmek istersen eline batacağından korkma. Gılgamış bunu duyar duymaz derin bir kuyu kazdı. Ve ayaklarına ağır taşlar bağlayıp kuyuya indi. Ayağına bağladığı taşlar onu yerin altındaki tatlı su denizinin dibine kadar batırdı. Ama o otu aldı ve dikenleri ellerine battı. Bundan sonra Gılgamış ağır taşları kesip yukarı fırladı. Kuyunun suyu onu fırlatıp denizin kıyısına attı. Gılgamış ona gemici Uşanabi'ye dedi. Uşanabi, bu ot büyülü bir ottur. İnsan bununla gençliği kazanır. Bu ota yaşlı genç olur denir. Bunu Uru yanımda götürmek istiyorum. Onu sevdiklerime yediririm. Ve onu parça parça doğrayayım. Sonra da kendim yiyip tam çocukluğuma döneyim. İki kez 20 saatten sonra biraz yemek yediler. İki kez 30 saatten sonra kendilerini akşam dinlenmesine bıraktılar. Gılgamış burada suyu soğuk bir kuyu gördü. Suda yıkanmak için aşağı indi. Bir yılan otun kokusunu aldı.
ve taşların yarından yukarı çıkıp otu götürdü. 18 Gılgamış geri döndüğü sırada yılan gömleğini atmıştı. Bu anda Gılgamış yere oturmuş ağlıyordu. O gemici Uşanabi'ye dedi. Uşanabi, kollarım kimin için yoruldu? Kimin için yüreğimden kanlar boşandı? Kendime iyi bir şey kazandım. Yer aslanı 19 için iyilik yapmış oldum. Şimdi denizin kabarması beni 2 kez 20 saat o yere geri götürse bile. Gereçler kuyuyu kazdığım zaman içine düşmüştü. Burada işime yarayacak olan gereçleri nasıl bulabilirim? Olmaz. Yurduma geri dönmeliyim. Gerçekten Gılgamış gemiyi kıyıda bıraktı. 2 kez 20 saatten sonra biraz yemek yediler. 2 kez 30 saatten sonra kendilerini akşam dinlenmesine bıraktılar. Onlar Uruk pazarına geldiklerinde Gılgamış ona, gemici Uşanabi'ye dedi. Uşanabi, Uruk duvarının üstüne çık. İleri yürü. Temeli gözden geçir. Tuğla duvarı gözden geçir. Acaba bunun tuğlaları pişmiş değil midir? Temeli 7 bilge kurmamış mıdır? 3600 dönüm kent, 3600 dönüm hurma bahçesi, 3600 dönüm kerpiç kuyu. Üstelik İştar Tapınağı'nın çukuru. Bunların topu 3 kez 3600 dönüm ve işte bunların hepsi Uruk'tur.